Merhaba gençler hepiniz hoş geldiniz. 85. testimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. Hangi sayının %20'sinin %25'i 8'dir demiş. Arkadaşlar %25 demek 25 bölü 100'den 1 bölü 4 demektir. Yani son durumdaki sayının 1 bölü 4'ü 8 ise 4 çarpı 8'den burası 32 olur. %20, 20 bölü yüzden 1 bölü 5 olur. Demek ki sayının 1 bölü 5'i 32 ise 32 çarpı 5'ten bu sayı 160 olur. Bu şekilde sondan başa doğru da gidebilirsiniz. Ya da şöyle yazabilirim. Sayımız x olsun. Bu sayının %20'sinin %25'i 8'miş arkadaşlar. Bakın 20'ye böl 1, 20'ye böl 5. 5'e böl 1, 5'e böl 5. 5'e böl 1. 5'e böl 20. X bölü 20 eşittir 8'den. X'imiz 160 olur. 64 sayısının %25'i 80 sayısının yüzde kaçıdır? Hemen bakın. 64 sayısının %25'i 80 sayısının yüzde kaçıdır? Şunlar gider. Burada 8'e böl 10, 8'e böl 8, 2'ye böl 4, 2'ye böl 5, 5'e böl 1, 5'e böl 5. X eşittir 4 çarpı 5'ten 20 olur. Demek ki 80 sayısının %20'siymiş. %18'i 54 olan sayının x çarpı 18 bölü 100 eşittir 54. %30'u nedir? Arkadaşlar sadeleştirdiğimizde bu sayıyı 300 buluruz. 300 sayısının %30'u da 90'dır. 400 bin kişinin girdiği bir bursluluk sınavına giren Ahmet sıralamada binde 8'e girmiştir. Ahmet'in başarı sırası aşağıdakilerden hangisidir? 400 binin binde 8'ini alacağız. Bu da arkadaşlar bize 3200'ü verir. %18 KDV ile satılan bir ürünün KDV dahil fiyatı 649 TL'dir. Arkadaşlar KDV'siz fiyatı 100x olsun. %18 KDV olacaksa 100x'in %18'i 18x'tir. Burası 649'a eşitmiş. X dediğimiz ifade 649 bölü 118'tir. Buradan 5,5 gelir. Bu ürünün KDV uygulamadan önceki fiyatı kaç TL'dir demiş. Yani 100x nedir diyor. 100 çarpı 5.5'tan cevap 550 olur. Altı aylık 2 dönem için gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işçilere o yılın ilk 6 ay için %10, ikinci 6 ay için %8 zam kararı çıkmıştır. Buna göre zamdan önce 4000 TL alan bir işçinin ikinci altı ay zammı sonrası maaşı kaç TL yükselir? Arkadaşlar önce ilk altı aya bakacağız. İlk altı ayda maaşının %10 zamlı olduğu söyleniyor. O zaman arkadaşlar hemen %10'unu hesaplayıp buradan 400 TL zam geldiğini görürüz. Zamlı parası bize 4400 TL verir. İlk 6 ay sonunda maaşı 4400'müş arkadaşlar. Sonra sonraki 6 ay için %8 zam kararı alınmış. Bu sefer 4400 çarpı 8 bölü 100 diyerek zam miktarını buluyorum. 4 kere 8 32. 32'ye 3 ekle. Cevap arkadaşlar 352 TL oluyor. Demek ki 4400 artı 352'den 4752 liraya yükseliyormuş. Aşağıda A, B, C, D, E marka otomobillerin Aralık ayı satış adetlerinin grafiği verilmiştir. Buna göre B marka otomobilin Aralık ayına ait toplam satıştaki yüzdesi nedir demiş. Önce toplam otomobil sayısını bulalım arkadaşlar. A 35, B 40, C 25 toplarsak yüzü verir. Sonra 135, 25 daha 160. Evet. 160 oldu. Arkadaşlar 160 otomobilin 40'ı B'ye ait. Yüzde ne kadar olur? 4'e bölmüş. Biz de 4'e böleceğiz. 100 bölü 4'ten yüzde 25 olur arkadaşlar. Manav Ali Bey içinde 60 adet limon bulunan bir kasa limonu alıp bir kısmını sattıktan sonra maliyeti Maliyeti karşılamış ve kasada kalan tüm limonların görünümü aşağıdaki gibi olmuştur. Buna göre Ali Bey limonun satış fiyatını yüzde kaç kar oranı ile belirlemiştir. Arkadaşlar normalde 60 adet limonun maliyetine m diyelim. O zaman 1 adet limonun maliyeti ne olur? M bölü 60 olur. Bakın kasada kaç tane var? 5, 5, 5, 5 toplamda 20 tane var. O zaman 60 eksi 20'den 40 tane limon satmıştır. 40 adet limonu M'ye satmış. O zaman bir tane adet limonun fiyatı M bölü 40'a gelir. Diyeceğiz ki arkadaşlar M bölü 60 bir tane limonun %100 fiyatı. M bölü 40 ise yüzde kaçına tekabül ediyor? M bölü 40 çarpı 100 bölü M bölü 60 diyoruz ve sadeleştiriyorum. M'ler gidiyor. Sıfırlar gidiyor. 2'ye böl 2. 2'ye böl 3. 2'ye böl 1. 2'ye böl 50. Ters çevirip çarptığımda 50 çarpı 3'ten 150 geliyor. Yani buradaki fiyat bir limonun maliyetinin %150'sine geliyormuş. O zaman kar oranı nedir arkadaşlar? Bunların farkını aldığımızda kar oranının 50 olduğunu buluruz. Aşağıda özellikleri verilen A marka tableti Hüseyin Bey %20 zararla 720 TL'ye satmaktadır. Eğer Hüseyin Bey bu tableti %20 kar ile satmak isteseydi satış fiyatı hangisi olurdu? %20 zararla diyorsa bize %80'in parasını fiyatını veriyor arkadaşlar. %80'e 720, %20 kar ise 100 artı 20'den 120 olur. %120'si nedir? Bakın 9 katı 9 katını alacağım. 120 çarpı 9'dan Cevap 1080 olur. Yukarıdaki reçel kavanozun üzerinde şunlar yazmaktadır. İçindekiler meyve, şeker ve diğerleri. 100 gram reçel içinde 45 gram meyve, 50 gram şeker ve 5 gram diğer malzemelerle hazırlanmaktadır. Buna göre reçel kavanozunda diğer olarak geçen malzemeler kaç gramdır? Arkadaşlar 100 gramın 5 gramı diğer malzemeler. O zaman 950 gram karışımın ne kadarı diğer malzemelerdir? 20'ye böleceğiz. Burada da 20'ye böleceğiz. 950 bölü 20 sıfırlar gider. Buradan 47,5 gelir arkadaşlar. %80'i fındık olan A gram fındık ezmesi ile %40'ı fındık olan B gram fındık ezmesi karıştırılarak fındık oranı %70 olan yeni bir fındık ezmesi karışımı elde ediliyor. A bölü B nedir? Arkadaşlar fındık miktarlarını bulacağız. A gram fındık ezmesinde %80'i fındıkmış. O zaman A çarpı 80 bölü 100 diyorum. B gram fındık ezmesinin %40'ı fındıkmış. B çarpı 40 bölü 100 diyorum. Peki toplam karışım nedir? A artı B'dir. Bunun da %70'i fındıkmış. 70 bölü 100 diyoruz. Bakın yüzler gitti. Sıfırlar gitti. Burada 8A artı 4B var. Dağıtarak yazalım. 7a artı 7b var. a eşittir 3b olur. b'yi buraya alırsak a bölü b 3 olur. Gelelim 12'ye. Lezzet pastanesi limonata hazırlamak için 50 santilitre limon suyu, 20 santilitre portakal suyu, 130 santilitre su kullanmıştır. Buna göre bu limonatadaki limon suyu oranı yüzde nedir? Şimdi hepsini topluyorum arkadaşlar. 50, 20, 130 daha 200 santilitre olur. 200 santilitrenin limon suyu diyor. 50 santilitresi limonsa yüzde ne kadardır? Bakın 2'ye bölmüş 2'ye böleceğiz. Demek ki 25 santilitresi olacakmış. Aşağıda içlerindeki şeker ve su miktarları yazılı olan iki şekerli su karışımı verilmiştir. Buna göre bu iki karışımdan eşit miktarda alınıp karıştırıldığında elde edilen yeni karışımın şeker oranı yüzde kaç olur? Şimdi birinci kaba bakın. Toplamda 21 artı 9'dan 30 gram karışım var. 30 gram karışımın 9 gramı şeker. Yüzde ne kadar olur? Bakın ne yapmış? 3 ile çarpmış 10'a bölmüş. 3 ile çarpalım 10'a bölelim. O zaman yüzde 30'u şeker olur. Buraya bakıyoruz. 28 artı 7'den 35 gram karışım var. 35 gram karışımın 7 gramı şeker. Yüzde ne kadar olur diyorum. 5'e bölmüş. 5'e böldüğümüzde %20'sinin şeker olduğunu anlarız. Eşit miktarda karışımlar alındığı için arkadaşlar şeker oranı bu ikisinin ortalaması olacaktır. Yani %30 artı %20 bölü 2'den %50 bölü 2 bu da bize %25'i verir. Evet arkadaşlarım, böylelikle 85. testimizi tamamladık. Yavaş yavaş problemlerin sonuna yaklaşıyoruz. 86. teste görüşmek üzere hoşçakalın.